25 Ocak gecesi 6 Ocak saat 2:43 3'e geliyor. Vay. 3. seviye eldivenlerimizi giyiyoruz. Yağmur, kar, fırtına eldiveni. Bir sürü cırt cırt mırt mırt. Yağmurda çok önemli cırt cırtların tam olması. Kimi diyor bu eldivenler manşetin dışında olmalı. Kimi diyor içinde olmalı. Ben içinde olması taraftarıyım. Ama şimdi mesela manşetiniz darsa bu geniş, bunun dışında olması lazım o durumda da. Benim manşetler geniş, cırt cırtlı falan. O yüzden montun manşeti eldivenin üzerine gelip fermuar kapanıp cırt cırt sağlamca yapıştırılır. Okey. Çalıştıralım. Çalıştıralım da yarım dakika ısınız. Hadi bakalım. Evet, yağmurda sürmek. YouTube'da bir sürü videosu var. Şöyle yapın, öyle yapın, şöyle yapın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın falan filan. O yüzden benim anlatacak çok şeyim yok. Su göllerine dikkat edin. Aquaplaning denen bir şey var. Düz çizgide gidiyor olsanız bile aquaplaning olduğu zaman motor altından uçar gider. Uçar gider. Aquap, of göl. Bunları göreceğiz. Kaçırmışız bunları. Aquaplaning nedir? Aquaplaning tekerlek asfaltla olan arasındaki teması kaybedecek kadar fazla suya maruz kaldığında tekerlek asfalta değmiyor tabii, bu haliyle suyun üzerinde dönmeye başlıyor. Bu sıfır tutuş demek. Sıfır tutuş demek de hiçbir şekilde komut kabul etmez motosiklet lastiği. Özellikle ön tekerlek komut kabul etmeyeceği için iki tekerlek böyle saçma bir yere gider motor. Bir anda dengeleme şansınız yok yani. Kontrayda işte sağa sola yattım, ben de sola gideyim, motor da toparlar diye öyle bir şey yok. Aquaplaning'e girdiği zaman gider altınızdan uçar gider motor. Siz de ıslak asfalta önce düşersiniz. Islak asfalt kuru asfalta benzemez. Kaçla düştüyseniz o hızda devam edersiniz. Durmazsınız. Yani böyle bir şeye çarpar öyle durursunuz. Mesela burada düştüğümü sayın. Orada refüje. Direkt. Bak gördün. Bilmiyorum kamerada çıktı mı? Göl. Göl eşittir aquaplaning. Aquaplaning, aquaplaning artık ne nasıl farz ediliyorsa ismi. Peki ne yapmıyoruz? Hız yapmıyoruz tabii ki. Hız tamamen. Yani lastiğin aldığı saniyedeki mesela atıyorum mesafe, o mesafede atabileceği, altından boşaltabileceği bir su miktarı var. Varsayıyorum 3 santim derinliğe kadar olan suyu altından temizleyip asfalta doku diyor. İşte o süre zarfında siz daha yüksek bir hızdaysanız, efendime söyleyeyim yani yarım litre suyu atamadı, 0.5 litre
atamadığı zaman aquaplaning'e gidecek. Aquaplaning'e girdiği zaman altından uçacak gidecek bir motosiklet. Başıma gelmedi değil, geldi. İzmir'deyken bir kere düşmüştüm. Camınız buğulanmasın istiyorsanız, cam derken kask camı, vizörünüz buğulanmasın istiyorsanız, vizöre takılan bir zımbırtı var. Camın iç tarafına takılıyor, yapıştırılıyor, geçiyor. Nasıl söyleyeyim? Bu zımbırtı camın buğulanmasını büyük oranda, çok büyük oranda sıfırlıyor. Camınız buğulanmadığı zaman da önünüzü görüyorsunuz net. Ki yağmur kaydırıcı uygulayabilirsiniz. Motorun camına da uygulayabilirsiniz. Vizörün camına da uygulayabilirsiniz. Ama tek kullanımlık falan gibi bir şey oluyor. Sürdünüz, yağmura çıktınız, yolculuğunuzu bitirdiniz. İkincisinde çok çalışmıyor. Ya da çalışanı vardır, o kalitede olanı vardır, ben bilmiyorum. Bunlar boş olduğu zaman çok güzel ya. Hiç trafikte araç kullanmayı sevmiyorum. Hiç. Yoğun trafik. Böyle boş. Çok güzel. Bir diğer yağmurla ilgili aklıma gelen konu. Büyük araçların, şekildeki kamyon gibi ve hızlı giden tüm araçların, yani hız derken 120, 130, 140 gidiyorsa bir araç sprey yapar. Sprey nasıl bir şey? Sprey normal yağmur damlacığı gibi değildir. Küçük güzel recikler. Neredeyse su buharına yakın tanecikler. Sprey yapar. Sprey korunaklı giyinseniz bile bir yerlerden içeri sızmasına neden olur. Küçük yapısı nedeniyle. Damlacıkların çok küçük olması nedeniyle eldivenin dikişlerinden, montun dikişlerinden, ayakkabının bir yerlerinden falan içeri sızar. O yüzden yüksek hızda giden araçlar ve büyük araçların yaptığı spreyden kendinizi olabildiğince esirgeyiniz. Yağmurda kullandığınız, ıslandığınız bir süre sonra bu hipotermiye neden olur. Hipotermi işte çok üşürsünüz yani. Bu hipotermide çok üşürsünüz. Çok üşütmeyin kendiniz. Şu an sıcaklık 5 derece. Ne tam arkamdan geliyorsunuz. Ondan mı söylüyormuş? Ondan uzak duracağım. Gecenin şu saati. Ha, bunlar gece çalışsın. Gece çalışsın. Ben istisnayım çünkü. Bunlar hep gece çalışsın abi. Gündüz çalışmasın. Tamam. İstisna olan benim bu. Sorry. Bunlar saat 6.30'a kadar çalışsın. Gece 2'de başlasın. 1.30-2'de. Şehirde dolaşmasın abi. Böyle bir şey yok çünkü. Ayağımın içine girdi komple. Adamın yaptığı sprey. Ayakkabıya girdi komple. Bütün ayağım ıslandı bir anda. Lanet olsun. Neyse, eve geldik. O yüzden çok dert etmiyorum.